Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Soya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Bu renkleri kullanacağım. Güzel bir motif çalışması yapacağız. Daha sonra onu ekleyip gideceğiz arkadaşlar. Modelimizi görelim. Modelimizin arka kısmına bu şekilde bir ekleme yapacağız. Ön kısmından da bu şekilde modelimiz. Motiflerini yapacağız. Daha sonra alt kısmını yaparken ekleyip gideceğiz arkadaşlar. İsterseniz buraya fıstık değil de pıtırcık da yapabilirsiniz. Yani 5 zincir çekip kapatabilirsiniz. Şimdi hep birlikte öncelikle motifini yapalım. Beyaz rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çektim. İlk başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Bu 2 trabzan oldu. 2 oldu trabzan. Başına bir alıp girdim. 3 kere de çıktım. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2'şer 2'şer çekiyoruz arkadaşlar. 10. Şimdi ana yuvama girip buradaki orta yuvaya girip kapattık. Bu birinci yaprağımız. 1, 2, 3, 4 zincir çekip başına 2 aldım. Orta yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. İkinci. Aynı işlemle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orta yuvaya girip ipin ucunu alıp kapattım. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 6 tane yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın son yaprağımı da yaptım. Bunu da yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp yuvamda kapattım. Gördüğünüz gibi 6 yapraklı motifimiz hazır. Burada bir zincir çekip ipimi kırdım. Şu ipleri temizleyelim. İkinci renkle dönelim. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitliyorum. Düz yüzünden arkadaşlar, bakın şöyle ortadan giriyorum. İki yaprak arası ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 aldım başına. Bu orta yuvaya girdim tekrar. Diğer yaprak arasından şöyle yapalım onu. Şunu şöyle bükelim. Orta yuvaya girip bakın diğer yaprak arasında önce bir çektim.
ilmeklerimiz var. Sonra 2, 2, 2, 2, 2, 2 çektik. Şu şekilde. Şimdi 5 zincir çektim. Bakın buraya girdim. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 5 zincir çekip girip kapattım. 3 kez bu işlemi yaptım. Şimdi bu kalan kısmına sıkı iğne yapıp iniyorum. Zincirimiz dolana kadar 7, 8, 9. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı yere bakın. Orta yuvaya girip ipin ucunu alıp o arada kapatıyoruz. Tekrar zincir çekiyorum. Şimdi zincirimi 5 çekeceğim arkadaşlar. 5 zincir çektim başına. 2, 3, 4, 5 kez aldım. Şimdi bakın buraya ipin ucunu alıyorum. Diğer arada önce bir çekiyorum. Sonra ikişer ikişer çekip yukarı çıkıyorum. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Kapattım. 5 adet zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu 2 oldu. 5 zincir çektim, girip kapattım. 3 oldu. Şimdi burayı da yine sık iğne yaparak iniyorum. Dediğim gibi benim sık iğnem 9 tane oldu az önce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle bakın. 10'uncuyu orta yuvadan girip ipin ucunu alıp şu iki arada yapıyoruz. Bakın. Şu zincirler arkada olacak. Şu dolgular kenarda. Şimdi bakın bir kez daha göstereyim. 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kez de başına aldım. Orta yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp hemen şu iki arada çıkıyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra ikişer ikişer alıp yukarı çıkıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim, kapattım. Bu 1. 5 adet zincir girip kapattım. 2. 5 adet zincir girip kapattım. 3. Kalan kısmına da sık iğne yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orta yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Bu iki arada tekrar bir sık iğne yapacaktım ki ipim koptu mu, kat mı koptu anlamadım. Evet. Tekrar düzelteyim ben burayı. Yedi, sekiz, dokuz. Dokuz sık iğnemi yaptım. Bakın buraya tekrar girdim. İpin ucunu alıp bu iki arada 10. sık iğne diye kapattım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına 5 kez alıp bu arada bu sefer. Bakın burada kapatacağım. Şu 3'ü nasıl yapmış isem hepsini aynı şekilde yapıp dönüyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Bakın şimdi burada son yaptığım 9 sık iğne araya girdim.
İki yaprak arası da 10. sık iğnemi yaptım. Bir de zincir çekip ipimi koparttım. Motifimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi iplerimi temizleyip ekleme kısmına geçiyorum. İpimi tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp diğer yere girdim. Diğer tığ battıya önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekip bu aradan girdim. Kapattım. 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battı da kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekiyorum. Bu 2 trabzan arası girip kapattım. 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan kapattım. Yine 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. Ara noktasını bu kadar yapıyorum ben. Şimdi model amaçlı bir anlatım diyorum arkadaşlar her zaman. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tığ battı boşluğu vereceğim. Sonra dönüp dağımızı yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yanda kapattım. Bu 1. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 4. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. 5. 6. 3 zincir yanda kapattım. 7. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp eksilttim. 3 zincir çekip devamda kapattım. Bu 1. 3 zincir çekip devamda kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çekip devamda kapattım. 3. 3 adet zincir çekip devamda kapattım. 4. 4 oldu yuvamız. Buradaki 2 taneye değmiyoruz. Dönüyoruz. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasına kapattım. Bu sırada 3 olacak yuvamız. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. 1. 3 zincir devamdakine kapattım. 2. 3 zincir devamdakine kapattım. 3. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. 1. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. 2. Şimdi yuvamız 2 oldu. Dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Devamdakine girip kapattım. Bu son yuvamız. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. Kenardan iniyorum. Bir zincir bir alt sıradaki yuvaya kenardan kapattım. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girdim. Bir zincir çekip dibindeki tığ battıya girdim. Şu an bu şekildeyim. Bakın burada 1-2 tane tığ battı boşluğum var. 3 zincir çekiyorum. Devamındaki tığ battı kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekip devamındakine kapatıyorum. Bu 2. 2 de burada verdikten sonra şimdi şu arayı yapıyoruz. 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 5 zincir bu aradan gir kapat. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. Burada olduğu gibi 3 tane yaptıktan sonra 7 tığ battı yapıp dönüyorum. 4 yuva yapıp burada 2 tane tığ battı bırakıyorum. Burayı nasıl yapmış isem aynı şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Evet arkadaşlar, motifimiz hazır.
Alt zeminimiz de hazır. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum, sarı rengimi. Orta yuvasından giriyorum. Buradaki bakın tepedeki noktayı yeşilden girip bu orta yuvadan yeşilin son yuvasını şu ortadan çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Buraya ipimi sabitliyorum. İsterseniz buraya 5 zincir çekip göstereyim. 5 zincir çekip girip kapatalım. 5 zincir çekip girip kapatalım. Yani bunu 6-7 kez, 8 kez de bu şekilde 5 zincir çekip kapatıp buraya bu şekilde bir tomurcuk da yapabilirsiniz. Ama ben fıstık yaptım. Şimdi evet ipimizi sabitlemiştik. ...13 adet zincir çektim. Şimdi buradan fıstık ilmekleri toparlayacağım. Altından gir. İpin ucunu alıyorum. Dibinde zincir çektim. Tığımda tutuyorum. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Tırnağınla tut. 3 4 5 altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Tut. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet ilmek topladım. Hepsi tığımda. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Bakın bu yeşil nokta yuvaya tekrar giriyorum. İlmek alıyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şu şekilde düzenledikten sonra bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ipleri temizleyelim. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Tasarım bir modelle sizlerleydik. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.